Merhabalar, ben İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Keskin. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü hem kuramsal hem de uygulama anlamında devamlı bir gelişim içerisindedir. Teknolojideki ilerleme her alanda olduğu gibi iç mimarlık alanında da önemli bir etki yaratmaktadır. İletişim ve dijital tasarım alanı bu değişimi ve gelişimi takip etmek için kendisini güncel tutmak zorundadır. Bu bağlamda dijital modelleme ve üretim yöntemleri, hesaplamalı tasarım, sürdürülebilirlik ve malzeme teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek iç mimari çözümleri ve görselleştirmeyi özelleştirirken, diğer tasarım alanlarıyla da etkileşim halinde olmaya bölüm olarak özen göstermekteyiz. Öğrencilerin zihinlerinde oluşan görsellerin teknolojik olanaklar sayesinde fiziksel ve dijital mekanlara veya ürünlere dönüşümü, tasarım sürecinin kavranması açısından önemlidir. Bu doğrultuda üniversitemizin bünyesinde yer alan bilgisayar, dijital üretim, lazer kesim, seramik laboratuvarları, ağır makine parkı ve ahşap atölyesi, kalıp ve boya atölyesi bu süreci desteklemektedir. Bu laboratuvar ve atölyelerde gerekli bilgisayar, altyapısı ve donanımlar, lazer kesiciler, 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcılar, CNC makineler, talaşlı makineler ve robot kol gibi güncel teknolojilerin hepsi öğrencilerimizin kullanımına açıktır. İletişim ve dijital tasarım alanı altında öğrencilerimize temel çizim yöntemlerinden başlayarak 2 boyutlu dijital çizim, 3 boyutlu modelleme, hesaplamalı tasarım, dijital üretim yöntemleri, animasyon, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve dijital sunum yöntemleriyle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapmaları sağlanırken evrensel tasarım ilkelerine uygun projeler üretmeleri hedeflenmektedir. Derslere ek olarak üniversite içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar ve işbirliklerimiz ile de öğrencilerimizin konusunda uzman kişilerle etkileşim halinde olmaları sağlanmaktadır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bölümümüzün web sayfasını inceleyebilir ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.